Herkese merhaba arkadaşlar. Bu tekne ağız bombesi alma konusunda birazcık herhalde kafalar karıştı. Şimdi daha önceki videolarda da anlattım arkadaşlar. Tekne ağız bombesi kapak yapısına göre değişik şekillerde alabilirsiniz. Ama bizim şimdi başladığımız saz, çekeceğimiz akorda göre bir ağız bombesi vereceğiz. Kullanacağımız kapağa göre. O yüzden bu modeli böyle yaptık. Şimdi tahta üzerinde o ölçüleri anlatayım tekrar. Böylece aklınızda soru işareti kalmasın arkadaşlar. Bu yapacağımız saza göre bir ölçeklendirme arkadaşlar. Şimdi çizelim. Şu bizim teknemiz olsun. Sanırım görünüyor. Ağzı aldık dümdüz sıfır. Arkadaşlar. Şimdi bizi ilgilendiren kısım şurası. Anlaştık mı? Bunları renkli kalemle çizelim. Burada vereceğimiz bombenin daha sonra sazdaki bütün aksamı etkileyeceğini biliyor olmanız lazım arkadaşlar. Anlaştık mı? Yani bundan sonra yapacağımız bütün hareketler sazın sapını da etkiler, çalımını da etkiler, her şeyi etkiler. O yüzden kontrollü gitmemiz lazım. Şimdi yaptığımız ölçüleri anlatalım. Buradan tekne ağzını tekrar şuraya çizelim arkadaşlar. Bu tekne ağzı. Bilek bu kısım sıfırken yani şurası düz. Düzken bu kısmı en dik takoz olan kısmı 4 milimetreye indirdik arkadaşlar. Sanırım bu anlaşıldı. Şimdi tekrar ağzı çizelim. Bileğimiz olsun. Burayı hallettik. Daha sonra da buradan köprüyü koyacağımız mesafe var ya, oradan 8 milimetreye kadar düştük. Şuraya yazalım. Yani şöyle bir yay çizdik arkadaşlar. Şimdi buraya çiziyorum. Şuradan itibaren bir yay çizdik. Anlaştık mı arkadaşlar? Bunu neden yaptık? Çünkü klavyesiz bir sap yapacağız. Kapak ölçüsü 4,5-5 mm gibi bir şey olacak. Sese göre bakacağız ona. Tel yüksekliğimiz 2 mm olacak. Rahat bir çalım olacak. Köprü yüksekliğimizi de 4 mm istiyoruz arkadaşlar. Anlaştık mı yani? Burası 0,35 olacak. Burası dediğim yer eşik. Köprü 4 mm olacak. Ve tam bilekte 2 mm olacak arkadaşlar. Ölçümüz bu. Yani bu 4 mm, bunda 4,20 vesaire olabilir. Bunu bu şekilde yapmamızın sebebi şu arkadaşlar. Şimdi bunu kırmızıyla çizeceğim. Belirgin olsun diye. Tekne ağzını bu şekilde düşürdük ve bu şekilde düşürdük. Şurada kalan kısım var ya arkadaşlar, şimdi oraya kırmızıyla boyayalım. Burada kalan kısım sizin sazınızın bittiğinde çıkaracağınız köprünün ölçüsü arkadaşlar. Yani burada 4 mm bıraktık ya biz. İşte bu köprünün ölçüsü. Tabii bunu nasıl belirleyeceğiz? Biz bu ağzı aldık. Daha sonra sap takarken bilekten sapı ...5 ya da 6 mm yukarıda
çakacağız arkadaşlar. Daha önce de anlattım. Daha sonra buraya kapağı oturttuğumuzda şöyle eğimli bombeli bir kapak olacak. Şurayı 8 mm yapmıştık ya, 4 mm bizim eğimimiz vardı. 4 mm arkaya düşürdük. 5 mm burada var. Burayı dengeledik. Anlaştık mı arkadaşlar? Şimdi buradan 5 mm çıktığımız zaman şuradaki düzlem, şurası tekrar ne oluyor? 5, 4, 9 mm. Anlaştık mı? Şuradaki 5'i hesaplamanız lazım arkadaşlar. Bilekteki 5'i. Anlaştık mı? 5 burada, 4 burada, 9 mm. 5 burada, 8 burada, 13 mm. Anlaştık mı arkadaşlar? Yani bilekteki çıkıntıyı hesaplamanız lazım. Aksi halde yanılırsınız. Şimdi 5 mm bunu çıkardık yukarıya. Kapağımızı koyduk. 5 mm. Elimizde ne kadar vardı? 9 mm. 5 burada, 4 buradaki eğim, 5 ve 5 mm kapak koyduk. Yani burayı dümdüz gibi farz edin. Buradaki 5'i buradan düştük. 9 mm'den 5 düştüğümüz zaman bizim bu aşağıya verdiğimiz 4 mm'lik pay köprü olarak bize geri döner arkadaşlar. Anlaştık mı? Burayı daha fazla düşürmeyin dememin sebebi oydu. Şöyle biraz daha düzeltelim. Daha fazla düşürmeyin dememin sebebi oydu. Aksi halde köprünüz 7-8 mm çıkar arkadaşlar. Şu arkadaki payı 4 mm'nin üzerine çıkarırsanız sazınızın çalımı çok zor olur. Buradaki basit mantık şu arkadaşlar. Buradaki verdiğiniz pay, kapağın bombe çökme payı, arka takozda verdiğiniz çökme payı sizin köprünüzün ölçüsüne tekabül eder. Doğru düzgün bir çalışma yapıyorsanız arkadaşlar. O yüzden burada 4 mm bırakırsanız ve bu şekilde çalışıyorsanız klavyesiz, ekstra bir parça koymadan köprünüz 4 mm çıkacaktır. Şimdi bu bütün bağlamalar için geçerli mi? Hayır arkadaşlar. Bütün bağlamalar için geçerli değil. Elimizdeki 40.5 ardıç Si-Do aralığında yapacağımız kısa sap için, ladin kapak kullanacağımız kısa sap için uyarladığımız ölçü. Şimdi burası 4 mm'den daha düşük olamaz mı? Yani buradaki köprüyü 6 mm çıkarsak olmaz mı? Olur arkadaşlar. Ama o zaman o sazın icrasının değişmiş olması lazım. Yani mızrapla çalınan bir enstrümanda 4 mm'nin üzerindeki köprüler çok yorucudur arkadaşlar. Ama mızrapsız çalınan bir bağlama yapacaksanız eğer, bu balta olur, kopuz olur, oğur sazı olur. Buradaki köprü yüksekliğiyle oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ama bu ölçüler bizim bu saz için uyarladığımız ölçüler. Anlaştık mı arkadaşlar? Yani bu divan bir saz olsaydı, daha farklı bir kapak kullanıyor olsaydık, daha farklı bir ölçüyle çıkabilirdik buradan. Anlaştık mı arkadaşlar? Bu bizim bu saz için uyarladığımız ölçü. Bu sazı beraber yapacağız. Bu videoları, bu ölçüleri takip edin, kaydedin. Şey bittiğinde, saz bittiğinde tekrar bu ölçülere bakacağız. Gerçekten de dediğimiz ölçüleri tutturmuş muyuz? Mesela çalım rahatlığı, yani bileğin şuradaki mesafesi gerçekten de 2 mm geliyor mu? Yani onu daha önceki yaptığımız Mahon sazda denedik. Ölçüleri tutturduk. Canavar gibi de sesi oldu. Şimdi bu sazda deneyeceğiz. Anlaşık mı arkadaşlar? Böylece ölçeklendirmeye göre mi yapıyoruz? Yoksa kafadan mı yapıyoruz? Onu takip edebilirsiniz. Bir soru daha var arkadaşlar. İşte biz bunu böyle yaptık. 5 mm burada fazlalık bıraktık. 4 mm burada bıraktık. Burada çalım rahatlığını öyle mi sağlarız? Tesviye, bu sazın tesviyesinde onu anlatacağım arkadaşlar. Tesviye bir enstrümanda tesviye iki bölümden oluşur. Kapak tesviyesi, sap tesviyesi. Yani tel yüksekliği sadece sapla alakalı değildir. Sadece kapakla da alakalı değildir. Şöyle yapabilirsiniz. Burayı 6 mm bir köprü yapıp şurada
1,5 milimetrelik ikinin de altına düşüp 1,5 milimetrelik bir çalım rahatlığı sağlayabilirsiniz. Kapağın bombesiyle, şurayla oynayarak burayı düşürebilirsiniz arkadaşlar. Yani burası 2 oldu diye burası 4 olacak anlamına gelmez. Şu blok, sap bloğu farklıdır. Kapak bloğu farklıdır arkadaşlar. Burada oynayabilirsiniz. Ama ölçeklendirmenizi doğru düzgün yapmanız lazım. Anlaştık mı? Yani köprü 4 çıktı diye burası 2 çıkacak diye bir kaide yok. 2'nin altına da düşebilirsiniz. Ama daha sonra o teknik sorunlar yaratabilir. Anlaştık mı arkadaşlar? O yüzden tekrar söylüyorum. Bu ölçeklendirme, bu ağız alma yapısı, bu saz için bizim dizayn ettiğimiz, düşündüğümüz, planladığımız ölçeklendirme. Başka bir saz olsaydı, başka bir ölçü olsaydı, daha değişik ya da başka bir kapak türü kullanıyor olsaydık, onun için başka bir ölçeklendirme hesap edebilirdik. Ama şimdiki hesabımız bu arkadaşlar, bu hesap üzerinden gideceğiz. Anlaştık mı? Yani tekneye başlamadan o hesabı yaparsınız. Daha sonra o hesap üzerinden yürürsünüz. Biz şimdi bunu hesap ettik. Bu değişik yapılabilir miydi? Değişik de yapılabilirdi. Ama biz bunu böyle hesap ettik. Ve bu ölçüler üzerinden gideceğiz arkadaşlar. Anlaştık mı? Herkese teşekkür ediyorum. Herkese kolay gelsin.